Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Dördüncü esas, miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap, şu şecere-i tuğba-i maneviye olan miracın 500'den fazla meyvesinden numune olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. 500'den fazla neticesi meyvesi varmış miracı. Allah Allah. Yani sanki Miraç Risalesi'nin başından sonuna kadar okuyunca insan şunu anlıyor. Kainattan Cenab-ı Hakk'ın beklediği netice Miraç'la vuku bulmuş. Miraç'ta ortaya çıkmış, o netice Miraç'ta dökülmüş. Sanki kainatın mamülünün, mahsulünün, neticesinin dökülmesine vesile Miraç. 500'den fazla faydası, neticesi var. Birinci meyve, erkan-ı imaniyenin hakaikını, iman hakikatlerinin, erkan-ı imaniyenin, iman rükünlerinin hakikatlerini göz ile görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i göz ile müşahede etmek. Bizzat görmek. Şimdi gaybi olarak inandığı hakikatleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bizzat gözleriyle görmüş. Allah Allah. İşin hakikatını bizzat yerinde görmüş ve kainata, beşe ve beşere öyle bir hazine, bir nur ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyveyle o kainatı kutsi mektubat-ı samadaniye güzel ayne-i cemali zat-ı ehadiye vaziyeti olan hakikatını göstermiş, kainatı ve bütün zişuru sevindirip mesrur etmiş. Şimdi Miraç'tan gelen haber olmasaydı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şu kainatın gerçek hakikatını, gerçek vaziyetini beyan etmemiş olsaydı, beşerin cüz'i ilmiyle, imansız nazarıyla kainat nasıl görülüyor? Her şey tesadüfi, başıboş, çaresiz. İnsan da ölümü bekleyen, zayıf, aciz, gözle görünmeyen bir mikrobun bile karşısında titreyen bir mahluk. Ya insan ne kadar aciz, ne kadar zavallı bir mahluk oluveriyor. Ama birden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın getirdiği müjdeyle adi, sıradan, kıymetsiz bir mahluk olan, bir köşede ölüp bir daha dirilmemek üzere yok olup gidecek zanneden beşer, kendisinin ne kadar kıymetli, ne kadar şerefli, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde en aziz misafir olduğunu, hem de bu dünyada ona şu dünyayı cennet gibi hazırlayan Rabbimizin, kabrin öbür tarafında ebedi baki cennetleri hazırladığını Miraç'ta bizzat görmüş, kendi gözleriyle müşahede etmiş, Cenab-ı Hakk'ı görmüş, cenneti görmüş, melaikeleri görmüş, ahireti görmüş ve gözüyle gördüğü haberlerin müjdesini bütün beşeriyete, bütün insanlığa getirmiş. İnsanlığa bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Ya. Şimdi insanların en çok böyle telaş etmesine sebep, korkmasına sebep olayın aslını, astarını, hakikatini bilememek. Şimdi koronavirüs var, memleketi kasıp kavuruyor, dünyayı titretiyor. Şimdi biliyoruz, uzmanlar diyorlar ki şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. Öğrendikçe insanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki ha demek ki bu grip gibi bir şeymiş. Böyle çok ağır bir salgın değilmiş.
Değil mi? Gençlerde herhangi bir tesiri yokmuş falan falan falan. İnsan öğrendikçe ne yapıyor? Rahatlıyor. Bilmeyen adam ne yapıyor bu sefer? Ya diyor, gelmiş kapıya dayanmış. Belki de diyor, geçen birisi diyor, belki de dünya nüfusunu silecek diyor. Dünyadaki insanları öldürmek için diyor, kıyameti koparacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Bilmedikçe evham artıyor. Aynı o vesvese gibi. Bilsen gider, bilmezsen gelir diyor. Mahiyetini bildiğin zaman her şey yerine oturuyor. Ama bilmeyince korku, evham. Şimdi düşünün mesela, şuradan dışarı çıktık. Baktık ki herkes bir tarafa koşuyor. Silahlar patlıyor, bilmem ne oluyor, ne yaparız? Korkarız değil mi hep? Ne oluyor deriz ya, yere yatarız hemen. Bir baksak ki orada adam kamerayı kurmuş, film çekiyorlar. Adam ne diyor? Üzülme diyor. Telaş yok, no panik. Her şey kontrol altında. Bu bir film diyor. Her şey senaryoda yazıldığı gibi olacak. Senaryonun dışına ne yapamaz? Asla çıkamaz. Allah Allah. Aynı vaziyet. Her şeyin Allah kontrolünde olduğunu bilince insan, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin diyor. Senin ecelin de mukadder. Bırak mikropları, yıldızlar yağmur olup yağsa senin ecelini bir dakika kısaltamaz. Ömrünü bir dakika kısaltamaz, uzatamaz. Bir daha sana bir fazla nefes veremez. Senin de nefesinden bir nefesi elinden alamaz. Ha, öyleyse, şimdi her şeyin hakikatini keşfedince insan bu dünyada bir yolcuymuş. Yeryüzünde kainatın sahibinin misafiriymiş. Bu dünyada insana böyle ikramlarda bulunan zat, kabrin öbür tarafında ebedi ziyafetler hazırlamış. Bunları bilince her şey yerli yerine oturduğu zaman insan oh diyor ya. Ha, öyleyse telaş edecek, korkacak, titreyecek hiçbir şey yok. Ha. Mevla görelim neyler, neylerse güzeller. Şu söz var ya, bildiğiniz psikolojik terapi ya. Ama bu sözün arkasında bu sözü söyleyecek iman olması lazım. Yoksa papağan gibi ezbere tekrar et dur. Her şeyin Mevla'nın elinde olduğunu ve bütün esmasıyla güzel olan Allah ya. Hastalar Risalesi'nde 18. devada geçiyor. Cenab-ı Hak diyor, kendini Cenab-ı Hak lehul esmaül hüsna tabiri samedanisiyle Kur'an'da bütün esmasıyla güzeldir. Bütün isimleri güzeldir. Böyle tavsif etmiş, böyle tarif etmiş. Orada diyor ki, güzelden asla ne yapmaz? O güzelden başımıza ne gelse güzeldir. Güneşten ne gelse aydınlıktır değil mi? Güneşten karanlık gelmez. Güneşten aydınlık dışında bir şey gelmez. Niye? Çünkü aydınlığın menbaı o, kaynağı o. Asla zıttını içinde barındırmaz. Cenab-ı Hak da bütün esmasıyla güzeldir. Öyleyse Allah'tan başımıza gelen her şey güzelmiş. Ya bizzat güzel ya da neticeleri itibariyle güzel. Sağlık güzel, sıhhat güzel, bizzat güzel. Bütün nimetlerin tadı lezzeti sağlıkta. Hayatın tadı keyfi sağlıkta. Ama hastalık da neticeleri itibariyle güzel. Bir dakikası bir gün ibadete hükmüne geçecek kadar güzel. Ebedi hayatı, ahireti güzelleştirecek kadar güzel. Ha, hatta diyor ki, hastalık güzel bir şey olmasaydı, Cenab-ı Hak en sevdiği kullarının, en sevdiği insanların, peygamberlerin, en başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına o hastalıkları, o musibetleri verir miydi? Halbuki enteresan, biz ne yaparız? Sevdiğimiz insanlara iltifat, ikram, ziyafet, sevmediğimiz insanlara da değil mi? Gazabımızı, öfkemizi, nefretimizi gösteririz. Cenab-ı Hak en sevdiği insanlara en çok belaları, musibetleri yağdırmış. Ne demek acaba bu? Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı normal bir beşerin çekebileceği cinsten değil, taşıyabileceği cinsten değil. Allah Allah. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen hadiseler. Öyle ya, İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmesine kadar. Cercis Aleyhisselam'ı diri diri derisini yüzmüşler. Zekeriya Aleyhisselam'ı
canlıyken testereyle kesmişler ya. Şimdi bunlar insan düşününce, Allah Allah, bunlar peygamberlerin başına mı geldi? Evet, evet. Sonra velilerin, evliyaların başına gelen, büyük zatların başına gelen hadiseler ya. İmam-ı Azam hapiste yatmış. Değil mi? Bütün geçmişte Bediüzzaman Hazretlerine bakın. 28 sene hayatı işkenceli hapislerde, 19 kere zehirlenmiş ya. Allah'ın en sadık, en sevgili kulları böyle. Hadis var. Eşeddün nâsü belâen el enbiyâ, fümmel evliyâ, fümmel emsal fel emsal diyor. Belaya, musibete düçar olan en çok diyor peygamberler. Sonra veliler, sonra onların izinden gidenler, sonra onların emsalleri. Ne demek bu? Öyleyse bize o bela gibi, musibet gibi, hastalık gibi görünen paketin içinde büyük bir ikram, büyük bir iltifat, cennet saklıyor. Eğer Allah'tan gelmiş deyip öpüp başına koyabilirsen, ama isyan edersen kırılmış elle dövüşmek gibi, itiraz ettikçe, isyan ettikçe o musibet hem dünyevi hem uhrevi daha çok ne yapar? Ziyadeleşir. Nasıl diyor? Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Yani sen Allah'a itiraz edince, isyan edince haşa Allah'a bir zarar gelir mi? Mesela örs dediğimiz şey nedir? Muhammed bir su alayım, ılık su. Örs dediğimiz şey nedir? Eskiden örs çekiç, demiri yumuşatmak için, şekil vermek için örsle vururlardı. Ta ki ısıtırlar önce, sonra vur babam vur. Şimdi hiçbir zaman vurduğunuz darbeden dolayı alttaki örs zarar görmez. Çünkü sağlamdır, sağlam bir çeliktendir. Üzerindeki yedikçe şekilden şekile değişir. Şimdi onun gibi siz örse neyi vurursanız vurun, vurduğunuz şey zarar görür. Örs zarar görmez. Şimdi kul Allah'a isyan etse, haşa tabir caizse kadere vursa, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın takdirine itiraz etse, Allah hiç zarar görülmüyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Sadece ve sadece zararlı çıkan sen olursun. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak sana onu bir mektup olarak göndermiş. Ya o hastalığı bir okuyabilsen, şu anda beşeriyet şu koronavirüsünü bir okuyabilse, Cenab-ı Hak bu virüsle nasıl bir mesaj vermek istiyor? Tüm dünyaya bir mesaj ya. Enteresan. Şimdi ayette bir ifade var da, dün birisi göndermiş. Bir ayetin meali. Hatta ayetin başı karene diye başlıyor. Aynı koronanın harfleri. Diyor ki evlerinizde oturun, abdestlerinizi alın, namazlarınızı kılın. Cenab-ı Hak diyor sizi temizlemek için bu musibeti gönderdi diye böyle bir meal. Dedim ya tam zamanında, tam bu asra, bu zamana, tam içinde bulunduğumuz devreye işaret ediyor böyle. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın maksadı nedir? Hani şimdi düşünün mesela, bir adam eline bıçağı aldı, üstünüze doğru geliyor. Şimdi bunu yapan sıradan bir adamsa, hemen onun maksadının kötü bir niyeti olduğunu ne yaparsınız anlarsınız. Çünkü elinde bıçakla sizin üstünüze gelen adam ne yapar ya? Ya telaş etme, panik yapma. Bir şey yapmayacağım. O zaman niye aldım bu bıçağı, niye üstüme geliyor? Ama siz hastanedesiniz, hasta yatıyorsunuz, ameliyat olacaksınız. Bir baktınız ki doktor neşteri aldı, üstünüze geliyor. Değil mi? Sevinerek. Hatta cebine para koyuyorlar ya, daha güzel, değil mi, yapsın bu işi diye. Bak ne yapıyor? Birden aynı bıçak. Birinin elinde korkutucu, diğerinin elinde ise sevindirici. Niye? Çünkü siz biliyorsunuz ki doktor hekimdir. Hekim demek hakim, yani nerede ne yapacağını bilen demek. Abes bir iş yapmayan demek. Doktor senin vücudunu senden daha iyi bildiği için diyor ki doktor bana teslim ol. Ne yapsam razı ol, sana kötülük olacak, sana zarar verecek bir şey yapmam ben diyor. Seni sana bıraksam sen daha çok zarar verirsin kendine. O halde öyleyse bu hastalığı, bu zararlı uzvu, bu ameliyatlık parçayı kesip alacağım, seni bundan kurtaracağım diye ameliyat ediyor. Allah aşkına, hastalıklar, musibetler,
bizim ruhumuza yapışmış zararlı parçalar hükmünde olan, ebedi hayatımızı kansere çevirip mahvetmeye çalışan günahların temizlenmesine, manevi ameliyatlarla günahlı parçaların ruhumuzdan alınmasına vesile olmuyor mu? Öyleyse biz de bu ameliyata ses çıkarmayacağız. Razı olacağız Allah'tan geldiğini bilince. Doktor hekim olduğu için ona teslim oluyoruz. Çünkü o benim vücudumu benden daha iyi bilir. Ya Allah, hakimi mutlaktır. Her şeyimi her şeyiyle en iyi bilen, bana en şefkatli ve merhametli olan odur. Öyleyse bana yakışan nedir? Müminane bir duruş. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında onun bütün efaline, icraatına rıza göstermek lazımdır. Yani ameliyat masasına yattın ama diyor ki ben kestirmem. Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam. Ya o zaman bu masaya niye yattın arkadaş? Niye geldin ameliyata girdin? Hani biz hep diyoruz ya Rabbi biz razıyız senden. Ama hangi dönemde diyoruz bunu? Nimet varken, ikram var, sağlık var, sıhhat var, razıyız. Öyle herkes razı olur. Asıl razı olup olmadığımız ne zaman ortaya çıkar? Ha, Cenab-ı Hak diyor ki, gerçekten benden mi razı, yoksa verdiğim nimetlerden, ikramlardan, keyiften, zevkten, lezzetten mi razı? Nasıl anlaşılacak bu? Verdiği o nimetleri elimizden bir alıveriyor, hala aynı şekilde rıza gösterip, şevkle, şükürle, Cenab-ı Hakk'a itiraz ve isyan etmeden o hali karşılarsak, o zaman bizim Allah'tan razı olduğumuz ortaya çıkıyor ki, Allah'ın bizden razı olmasının anahtarı, kulun Allah'tan razı olmasıymış. Radıyallahu anhum ve radu anh diyor. Onlar Allah'tan razıdırlar, dolayısıyla Allah da onlardan razıdır diyor. Ya. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği anahtar, getirdiği nur, her şeyin mahiyetini, hakikatini ortaya çıkardı. Şimdi, Miraç'tan gelen bu hediyeye kıymet vermeyen, Cenab-ı Hakk'ın Peygamber aleyhissalatu vesselam'da gönderdiği bu habere kulak vermeyen, Miraç'tan gelen bu hidayet hediyesiyle iman edip o hidayete ermeyen bir insanın vaziyetini bakın şimdi. Her şeyden korkuyor. Niçin yaratıldığını bilmiyor. Bu işin nereye gittiğini bilmiyor. Karma karışık, tesadüf rüzgarları içinde yuvarlanıp gidiyoruz zannediyor. Ve her gün adım adım toprağın derinliklerine girip de yok olmaya bir gün daha yaklaşmanın ızdırabını ruhunda hissediyor. Onu ölüme götüren her şeyden korkup titriyor. Böyle bir vaziyet cehennem gibi dehşetli bir vaziyettir. Daha dünyada küfrün manevi cehennemi onu yakmaya başlamış ya. Ha, Miraç'tan gelen haber insanlığın kulağına hidayetin habercisi. Yani sen sıradan bir mahluk değilsin. Kıymetsiz bir köşeye atılmış bir paçavra değilsin. Sen bir daha dirilmemek üzere yok olmaya terk edilmiş bir mahluk değilsin. Sen yeryüzünde Allah'ın en şerefli halifesi, misafirisin. Senin için ebedi ziyafetler hazırlamış. Bu dünyadaki şu hastalık olarak, musibet olarak, bela olarak, virüs olarak, değil mi? Deprem olarak, yangın olarak gördüğün her şeyin senin ebedi hayatına o kadar büyük faydası var ki bir bilsen bu çirkin gibi görünen, kabus gibi görünen manzaraların arkasındaki hediye-i ilahiyi, iltifat-ı Rabbani'yi bir anlasan ha. O zaman hayat sana güzelleşecek. Çünkü eşyanın sırrını, hakikatini çözdü mü insan? Bediüzzaman Hazretlerinin başına gelen musibetler, yağmur gibi yağmış adeta. 19 kere zehirlenmek ne demek ya? 28 sene işkenceli azaplar ne demek ya? O vaziyette Afyon hapishanesinin soğuğunda camları kırmışlar, hapishanenin tabanına su sermişler. Su buz tutmuş, o buzun üstünde 70'lik, 80'lik bir ihtiyar tir tir titreyerek ölüme terk edilmiş. Böyle bir vaziyette ya. Ne diyor biliyor musunuz? Musibetin envağı musikinin nameleri gibi gelmeye başladı diyor. Ya
olaya Allah canibinden bakınca, Yaradan bu musibeti niye verdi? O beni unutmamış, bana iltifat ediyor, ikram ediyor. Benim dünyada başıma gelen her musibetin ahirette ebedi ve sonsuz mükafatı var. Öyleyse bana daha çok ikram etmek istiyor demek ki diye. İnsan böyle düşününce gelen her musibetten öyle bir rızayla, öyle bir şükürle, öyle bir sevinçle mukabele ediyor ki, ya Allah'ın misafiriymiş ya. Hem o nur ve o meyveyle beşeri, müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatatsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalaletkâran eden o insanı o nur, o meyve-i kutsiyeyle ahsen-i takvimde bir mucize-i kudreti samedaniyesi ve mektubat-ı samedaniyenin bir nüshay camiası ve sultanı ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abdi hassı, kemalatının istihsancısı, halili. Allah Allah. Yani şimdi düşünün. Ressam sergileri açmış, sizi çağırıyor ya. Diyor ki, şu yaptıklarıma bir bak da bir takdir et. Bir not ver diyor ya. Cenab-ı Hak da şu kainatı mucize eserlerle donatmış, insanı çağırmış, müfettiş yapmış insanı, teftiş et diyor ya. Yaptığım icraatıma, sanatlarıma, harika eserlerime bir bak da not ver, takdir et diyor ya. İstihsancısı, halili ve cemalinin hayretkârı, habibi ve cenneti bakiyesine namzet bir misafiri azizi. Şimdi bu dünya bir imtihan meydanı, adeta bir koridor, bir geçiş sahası. Kimse sabit değil. Gelen bütün kafileler bu koridordan geçip gidiyor. Koridor önemli değil çünkü buradan geçip gideceğiz. Kalıcı değiliz burada. Fakat bu koridordan geçince gittiğimiz mekan çok önemli. Şimdi mesele bu. Şimdi düşünün. Ya bu koridorda bekliyor herkes. Dediler ki senin gireceğin odada ziyafet var. Bakın odadaki ziyafet daha gidip o ziyafetin başına oturmadan koridordayken sizin ruhunuza bir sevinç, bir lezzet, bir ferahlık verir mi? Hem de çok sağlam bir kaynaktan duysanız. Hatta şöyle bir pencereden açıp seyrettirseler. Bak onu beklemesi bile ne yaptı? Ziyafet artık sadece odada değil, koridorda da bir ziyafet başladı. Manevi bir ziyafet. Çünkü o ziyafeti beklemenin verdiği manevi bir ziyafet var. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Miraç vesilesiyle kabrin öbür tarafında alemi berzahtan, değil mi, alemi ahirete, alemi cennete kadar bütün o ziyafetleri görmüş. Çok sağlam bir kaynak. Hayatında yalan söylememiş. Geliyor beşeriyetin kulağına fısıldıyor. Ölümün idamını bekleyen beşeriyete diyor ki, seni bekleyen bir ziyafet var. Hem de diyor, o ziyafette başta peygamberler, bütün büyük zatlar, bütün sevdiklerin, Allah var. Seninle görüşmek isteyen Celle Celaluhu. Allah Allah. Cemalullah var. Bir de dünyadan bazı pencereler açıp seyrettiriyor. İşte şu iman dersleri. Cennete açılan pencerelermiş ya. Hep herkesten duyuyorum ben. Adam diyor ki ya bir derse geldim. Vallahi diyor sanki cennet havası yaşadım diyor. Hiç şu dersten, şu sohbetten ayrılırken tüh nereden geldik buraya diyen oluyor mu? Herkesin ruhunda bir rahatlama, bir lezzet. Adeta Cenab-ı Hak çağırdığı cennetten böyle bir bal çalıyor dilimize. Değil mi? Prim veriyor önden. İştahımızı açıyor. Size ruhen imanın içindeki manevi cennette verdiğim lezzeti gördünüz mü? İşte sizi böyle bir cennete davet ediyorum. Değil mi? Şu dünyaya gayretinizin hiç olmazsa onda biri kadar da ahiret için gayret edin de, değil mi? Dünyanızı imar etmeye çalıştığınızın onda biri kadar da hiç olmazsa ahiretinizi tamir etmeye çalışın da bu ebedi ziyafeti kaybetmeyin diyor. Şimdi şu anda
insanların en büyük korkusu virüs falan değilmiş. Daha çok ekonomik kaygılar var. Değil mi? Adam şimdi cebimdeki paramı kaybedeceğim, işimi kaybedeceğim, faturaları ödeyemeyeceğim, şöyle böyle diye. Şimdi insan o kadar enteresan ki bakın. Küçücük dünyanın 3 kuruşluk imkanlarını kaybetmekten öyle korkuyor ki. Biliyor çünkü içinde yaşıyor bu hayatın. Yaşadığı hayatı kaybetmekten insan korkar. Adam villada yaşıyorsa gecekonduya taşınmaktan korkar. Gecekonduda yaşıyorsa sokakta kalmaktan korkar. Et büftek yiyorsa çorbaya düşmekten korkar. Çorba yiyorsa kuru soğana yumruk vurmaktan korkar. Şimdi yaşadığı standartları kaybetmek insanı korkutur. Şimdi biz hakikaten imandaki o ulvi manayı ruhumuzda bir yaşayabilsek, o cennetin şu dünyadaki değil mi adeta numunesi hükmünde olan imandaki o manevi lüksü, konforu bir yaşayabilsek, vallahi her şeyden daha çok imanımızı kaybetmekten korkarız. Ama ne yazık ki duymuyorum ben. Adam imanını kaybetmekten korkuyor. Korkusundan psikolojik bunalıma girmiş falan. Ya. Geçen de birisi anlatıyor da diyor ki bir akrabamızın genç bir çocuğu psikolojik bunalıma girmiş. 18-20 yaşında. Bunalıma girmesinin sebebi de yüzünde çıkan sivilceler. Sivilceler çıkınca ne kadar uğraşmış, yok bir şey. O sivilceleri silemiyor. Ergenlik dönemi. Bunalıma girmiş. Böyle kendini sıkıntıya sokmuş. Neyse dedi ki bana, ya dedi buna bir şeyler söyleyelim, ne yapalım? Ben dedi arasam dedi, sen 5 dakika bir konuşsan olur mu? Olur dedim abi, ver. Neyse biraz muhabbet ettik. Dedim ki ya sen dedim elinde bir malın var, müşteriler var. Birisi 10 lira veriyor, birisi 100 lira veriyor, birisi 1000 lira veriyor, birisi 10 bin lira veriyor. Hangisine satmak istersin? 10 bin lira verene satmak istersin. O müşteri de diyor ki bana ambalajları lazım değil diyor, içindekini ver. O zaman ambalajı hiç nazara almazsın. Ne ambalajıymış ya. Hiç süslemeye falan da çalışmazsın. Çünkü adamın için malın aslı lazım, hakikati lazım. Lüp lazım, iç. Kışır lazım değil. Şimdi düşün ki dedim. Sana herkes talip. Dünyalıklar talip. Sınıf arkadaşların talip. Sokak arkadaşların talip. Sosyal medyada senin fotoğrafına, suratına bakanlar talip. Bir de sana müşteri olan biri var. Allah ya, Allah. Allah sana talip. Allah Celle Celaluhu diyor ki, cennet karşılığında talibim sana diyor. Ama bana kabuğun, kışığın, suratın lazım değil. Bana için lazım. Bırak suratındaki sivilceyi. Zaten onu ben verdim diyor. Suratı da veren benim, sivilceyi de veren benim diyor. Ben senin, değil mi, manevi yüzüne talibim. Manevi yüzüne bir tane leke düşürme. İçine talibim, ruhuna talibim. Öyleyse sen madem kendini Allah'a satmaya, ona beğendirmeye çalışıyorsan bırak suratını, sıfatını. Tamam mümin güzel giyinsin, değil mi, temiz giyinsin, güzel görünsün, taransın, boyansın ama neyse boyanmasın. Şimdi ama değil mi şimdi yüzünde çıkan bir sivilceden psikolojisini bozup da kendini taştan taşa vurmak ne demek ya? Öyleyse sen kendini Allah'a değil de bu sivilceyle seni değerlendiren, seni suratınla, sıfatınla, kabortanla değerlendiren insanlara talipsin. Kendini onlara satmaya çalışıyorsun öyleyse. Hiç Allah'ın huzurunda başkalarına satılmaya çalışılır mı ya? Allah'tan daha fazla onların sana değer kıymet verme ihtimalleri var mı? Sonra seni dünyada alkışlayan, ya ne yakışıklı adamsın be, şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun deyip seni pohpohlayanların hepsinin bütün alkışları, bütün tebrikleri, bütün takdirleri yakınında olan kabir kapısına kadar gelebilir. Oradan öbür tarafa geçmez. Zaten kabirde ne surat var ne sıfat var. Bütün değerini, ekonomik değerini kaybettin. İhtiyarladın, buruştu. Kimse senin suratına bakmaz hale geldi. O zaman ne yapacağız seni? Ha, öyleyse
sen kaportanla, suratınla, sıfatınla değil de ruhunla kendini sat. Hem de değil mi? Senin ruhuna talip olan Allah'a sat. 23. sözün başında çok güzel bir örnek var. Diyor ki, nasıl ki diyor, antika bir sanat. Antika. Diyelim Fatih Sultan Mehmet Han'ın bilmem meşhur bir demirci tarafından yapılmış hançeri. Antika değil mi? Trilyonlar, paha biçilmez. Bir de düşünün ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıçları var. Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Nasıl bir antika değil mi ya? Bütçeyi versen alamazsın. Savaşsan alamazsın, öyle kıymetli. Şimdi böyle bir kılıç. Götürdük Hurdacılar Çarşısı'na. Adama söylemedik Peygamberimize ait olduğunu. Abi dedik, bu kaç para eder? Adam götürdü. Terazinin üstüne koydu. Kilosu 2 liradan. Abi 20 lira etti. Ne diyorsun abi sen ya? Bu kılıç meşhur bir kılıç. Şöyle kılıç, böyle kılıç. Adam bir de Peygamberimizi tanımıyorsa, ya bu Peygamberin kılıcı falan desen yine, kardeşim burada terazi geçer. Burada kimin olduğunun önemi yok. Bunun maddesi nedir? Kaç kuruş eder? Ben ona bakarım diyor. Suç kimde? Onu antikacılar çarşısına götürsen milyonlar fiyatla satılacakken Hurdacılar Çarşısı'na götürdün. 3 kuruşa zayi ettin. Ucuza gitti. Perişan oldu. Suç kimde? Suç onu antikacılar çarşısına, onun değerini, kıymetini bilen, ona sanatkarından dolayı, kime ait olduğundan dolayı değer veren antikacılar çarşısına götürmeyip de onu maddesine, dünyalık yapısına, kaportasına değer veren Hurdacılar Çarşısı'na götüren de suç. Allah aşkına biz de Allah'ın öyle antika bir sanatıyız. Kendimizi kime satacağız? Hangi pazarda sergileyelim? Ha, değil mi? İnsanların maddesine, dünyasına, kaportasına, kılıfına, evine, arabasına, işine, eşine, şuna buna değer verenlerin pazarında kendimizi satmaya çalışırsak çok ucuza gitmiş oluruz. Ne kadar değer verirlerse versinler, bizim gerçek değerimizi veremezler. Çünkü o pazarda nedir? İnsan maddesine göre tartılır. Adam adama diyor ya, paran kadarsın diyor. Makamın kadar değerin var. Ehli dünya böyle değer veriyor. Halbuki neydi? Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Ya formül bu. Ama şu pazarda ehli iman arasında, değil mi, Cenab-ı Hakk'a kendimizi satmaya kalkışsak, bu pazarda insanın kıymeti öyle ya, yaradandan gelen, sanatkarından gelen öyle bir kıymeti, öyle bir şerefi var ki başka hiç kimse böyle bir şerefi insana veremez, ihsan edemez. Öyleyse bu şeref bizim neyimize kafi gelmiyor da başka şerefler arıyoruz ki? Bu iltifat bize nasıl yetmez? Öyleyse değil mi? Ehli iman en şerefli, aziz Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bir misafiriyken başka şereflere, başka kıymetlere ne yapmayacak? Talip olmayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize Miraç'tan getirdiği şeref, bize Miraç'tan getirdiği değil mi, o onur bize her şeyin üstünde, her şeyden daha kıymetli değil mi? Son cümle kaldı, bitiriyorum. Hem o nur ve o meyve ile beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, hayatı, hacatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalaletkâran eden o insanı o nur, o meyve-i kutsiye ile ahsen-i takvimde bir mucize-i kudret-i samedaniyesi ve mektubat-ı samedaniyenin bir nüshe-i camiası ve sultan-ı ezelinin, sultan-ı ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı, kemalatının istihsancısı halili, cemalinin hayretkârı habibi ve cenneti bakiyesine namzet bir misafir-i azizi sureti hakikiyesinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir
şevk vermiştir. Allah aşkına ya. İnsanın şevkinin kaynağı çok önemli abi. Adam şimdi ekonomiden dolayı cebi para doldukça şevki artıyorsa bu şevk sabit bir şevk değil. Borsa değerleri gibi düşer çıkar. Adam hasta eder. Bir gün suratınız güler, ötesi gün. Şimdi cebi ise adamın şevk kaynağı böyle. Adamın şevk kaynağı sağlığı, sıhhati ise o da sabit değil. Devamlı düşer çıkar. Öyleyse şevkimiz neye endeksli? Neye değil mi? Neye dayanıyor? Buna dikkat edeceğiz, buna bakacağız. Şöhreti ise adam bakıyorsun internet ne kadar beğendi, o kadar şevki yerinde, neşesi yerinde, keyfi yerinde. Ne kadar beğenilmedi, o kadar suratı asık, morali bozuk. Şimdi öyleyse bizim şevkimizin kaynağı, şevkimizin menbaı ne olacak? Allah olacak, Allah. Allah Celle Celaluhu. Ya Cenab-ı Hakk'ın bize olan iltifatı, bize ikramı, bize verdiği şeref, bize taktığı rütbe, şevkle onun iltifatına mazhar olmak için onun etrafında, değil mi? Onun rızasının etrafında pervane olacağız. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.